Tapeler, kasetler, yargı operasyonları, MIT tırlarına yapılan baskınlar, MIT kriziyle başlayan 17 Aralık operasyonu ile deşifre olan paralel yapı bu kez beyaz perdeye uyarlanıyor. Parantez Yapım isimli film şirketi devlet ile devletin içine sızan çekirdek yap arasında yaşanan büyük savaşı izleyicilerle buluşturacak. Filmin ilk teaser'ını da az sonra kadrajla izleyeceksiniz. İşte bu projenin sahibi yapımcı Uğur Yalçınkaya şu an stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Teasera geçmeden önce bu proje nasıl çıktı? Nereden çıktı? Neden böyle bir projenin içine girdiniz? Ee, öncelikle nazik davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum Zeynep Canım. Hanım. Şunu öncelikle bir de şunu belirtmek istiyorum. Ee, biz bu projeye başladıktan sonra bizi birilerinin yanına koymak isteyen çok kişi oldu. Ee, kesin ve kesin şunun bilinmesini isterim ki biz ne bir siyasi partinin üyesi ne de bir tarafın yanlısıyız. Bu sinema filminde biz sadece Selçuklu'dan gelen, Osmanlıyla devam eden, ve şu an üstünde yaşamaktan gurur duydum. Biz Türkiye Cumhuriyetinin devletinin yanında olarak bu projeye başladık. Yani bunun bir tırnak içinde söylemek istedim. Şimdi biz bu projeye başlarken nelerle karşılaşacağımızı, neler olacağını, başımıza neler gelebileceğini gerçekten çok düşündük. Ama ülkemiz öyle bir süreçten geçti ki. ...emniyetin koridorlarında polisler birbirlerine silah çektiler. Savcılar bir baktınız ki bas savcının haberi olmadan... ...kendileri operasyon yürüttüler. MİT tırları bir baktınız ki... E, ...devletin haberi yokken e, sivile ifşa edildi. Ama her şeyden ötesi e, bir gerçek gözüktü ki artık... ...bu devletin içinde devlet kurmak isteyen insanlar... ...artık bir şekilde birisi çıkıp bunu... Ya sinema filmine dökmesi gerekiyordu ya da bu gerçekleri anlatacak bir yapının içinde olması gerekiyordu. Bunun için böyle bir sinema filmine başlasın. Kodadık Oğuz ne zaman vizyonda olacak? Allah nasip ederse 17 Aralık'ta galası olacak sinema filmimizin. Şu an buradan gerçekten ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben bu projeye başladığımda hayatta yan yana gelemeyeceğim. Dışarıda kendilerini ee, izlerken e, takdir ettiğim birçok ustanın birçok hocanın şu an bu projenin içinde daha ilk toplantımızda danışmanlık yapmayı kabul ettiler. Çünkü bu proje normal bir sinema filmi değil. Ee, Zeynep Hanım. Bu projenin içine giren herkes bir şekilde e, Hayati tehlikesi de var diyebilirsiniz. E, bir şekilde ticari hayatı bitebilir de diyebilirsiniz. Yarın bir bakarsınız ki ee, porno kaseti de yayınlanabilir. Bu projenin içinde benim de danışmanlarımın da e, senaristimin de yönetmenim de. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz süreç eğer ki Başbakanı dinleyebiliyorsa, eğer bu aynı insanlar İçişleri Bakanı ve Mit'i dinleyebiliyorlarsa, biz herhalde onların yanında bir hiçiz. Yani... Ama çekinmiyoruz. Bir, bir e, cümleniz var. Ben bu projeyi bedeli ne olursa olsun gerçekleştirmeye kararlıyım diyorsunuz. Ve doğru. ben bundan tehdit aldığınız sonucunu çıkarıyorum. Doğru mu? Çok doğru. Zaten e, proje ilk internete düştükten sonra e, sabah bana ilk tebrik onlardan geldi. Bu, onlardan derken? Fa, e, onlardan derken aslına bakarsanız bu ilk programda, ilk konuşmada e, birilerine karşıma alıp işte o, şey yapmak istemiyorum ama açık konuşmak gerekirse paralel yapıdan geldi. Bu telefonlarımda da mevcuttur. E, çok güzel bir şekilde de tehdit ettiler. Ama bakın e, biz tehdit de aldık fakat üç gün sonra teklif de aldım ben. Nasıl Sadece, bir teklifti bu? Bu projenin e, ya bitirilmesi ya biraz daha farklı bir senaryoya çevrilmesiydi teklif. Daha farklı, daha hani istenildiği gibi Tabii belki de. Tabii ki basın bültenine bakarsanız hı hı. zaten bu sinema filminde bizim Peki, nasıl yol alacağımız belli. Peki Uğur Bey. <laughs> neden e, bu alana girdiniz? E, bu filmi yapmaktaki amacınız nedir? Hatta açıkça soracağım bir beklentiniz mi var? Öncelikle şunu belirtmek isterim. İzleyiciler de bizi yanlış anlamasın. Ben bir iş adamıyım. Hı hı. Bu filme e, neden girdim derken Türkiye'de her gün zaten bir sinema filmi çevriliyordu. Fakat hiç kimse çıkıp bir şekilde bu sinema filmini yapmak istemedi. Bir sinema filmi yapmak istiyorsanız çok ciddi bir bedel ödeyebilirsiniz. Bu normal bir proje için. Fakat böyle bir proje için sinema filmi yapacaksanız, iş adamıysanız ya size zırda liderler, ya birisinin adamı derler ya da bu adamın aklı yok falan Sizin derler. Sizin paralel yapıyla yakın bir ilişkiniz de var daha öncesinde. Şey, paralel yapıyla <laughs> derken tabi cemaatte geçmişte mütevellide bulundum. Ama ben paralel yapı cümlesini sadece cemaat için kullanmak istemiyorum. Hı hı. Paralel yapı sizce sadece cemaatten ibaretse bence hiç çekineceğimiz bir şey yok. Paralel yapının arkasında çok farklı güçler var. Hı hı. Biz 7 aydır Türkiye'deki hiçbir gazetenin, gazetecinin ulaşamayacağı ya da ortaya çıkıp söyleyemeyeceği her şeyi bu sinema filminde seyircilerle buluşturacağız. Bunu göreceksiniz İnsanlar gerçekten maskelerin düştüğünü tek tek görecekler. Peki oyuncular kim? Şu an e, bu projede senaristimin, yönetmenimin, oyuncularımın ismini verme şansım hiç yok. Neden? Onlara verdiğim bir söz var. Proje belli bir yere e, gelene kadar ya da duyulana kadar biz setlerde çalışmaya başlıyoruz. Hı hı. E, bekleyeceğiz çünkü ilk gün bu projenin yapımcısına tehdit geldiyse, hı hı. iki 3 gün içinde de teklif geldiyse Aynı insanlara da tehdit ve teklif gelecek. Ben yola çıktığım insanların hiçbir tanesinin hayatını e, göz ardı edemem ve onlara ben bir söz verdim. Tabii ki bunlar tanınacaklar. Zaten hepsi dedi ki biz kendi ismimizde yer alacağız yeri geldiğinde. Örnek veriyorum danışmanlarımdan biri şu an benim merkez medyada. Hı hı. Nasıl ismini vereyim? Diğer danışmanlarımdan biri Türkiye'de çok ünlü bir profesör. Nasıl ismini vereyim? Hı hı. İsim vermek tabii ki benim için basit bakın. İsim Ahmet derim biter ama o yola çıktığım arkadaşlarımı düşünmek zorundayım. Peki e, teaser da dikkatimi çekti. Sedyede yatan bir hasta var. Hı -hı. Düşen bir helikopter var. <laughs> evet. O sedyede yatan hasta kim? O helikopter düşen helikopter kimin helikopteri? O düşen helikopter benim değil bir kere. Evet orası kesin <laughs> tamam. Şimdi e, sedyede devlette çok üst düzey. Devletin en üst düzeyindeki bir bürokrat mı diyelim, bir başkan mı diyelim, bunu filmde göreceksiniz. O seviyedeki kişi o. Peki e, tehditlerden bahsettiniz. Son olarak sormak istiyorum. 17 Aralık'ta vizyona girecek. Hı hı. E, çok fazla bilgi vermek istemiyorsunuz çünkü tehdit aldığınızı söylediğiniz korkmuyor musunuz şu an? Bakın ben e, korksam da korkmasam da bu saatten sonra bir şey değişmeyecek. İnanın beni her gün annem aradığında ağlayarak arıyor. Hı -hı. ve şu an eşim başta olmak üzere evlatlarım ve Hı -hı. çalışan tüm işçilerim bu yoldan geri dönmem için benimle hepsi konuştu. Hı -hı. Allah'tan bir mani gelmezse Hı -hı. bunun bedeli ne olursa olsun sonucunda ölüm de olsa Hı -hı. bu sinema filmi ben olsam da olmasam da ben tüm variyetimi bu işe koyacağım ve 17 Aralık'ta Allah nasip ederse bu sinema filmi izleyiciyle buluşacak çünkü bu sinema filmine genç Hı -hı. neslin de Ortakula giden arkadaşların da üniversitelerinde ihtiyacı var.